Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya biz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz gibi Kelebek Etkisi 24. bölümü başlıyoruz. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. 2. Tek olmayan eşi çifti olan demek olsa da aslında iki diğer yarısı olmadan yaşayamayanları ifade eder benim lügatimde. 2. İnsanların dünya ve ahiret hayatının vazgeçilmez unsurudur bu yüzden. Rabbimiz insanı fitri ve manevi ihtiyaçlarını giderebilmek için bilim kopyasını yani ruh ikizini yaratmıştır. Bu anlamda baktığımızda yalnızlığın ebedi ve ezeli tek sahibinin Allah olduğu çıkıyor karşımıza. Öyle ya, varlıkları muhtaç oldukları fitri bir müessesede yaradan ancak eşi ve benzeri bulunmayan aşkın bir varlık olsa gerek. Zira Allah'tan başka kimsenin muhtaç olmadığını, onun ihtiyaçları gideren olduğunu bilmenin muhtaçlığı fani olana değil, baki olanadır. Asıl ihtiyaç manen doyum sağlayabilmek çabasıdır. Öyleyse fani olanın istediği şey bambaşka. Kendisine bu isteğin ihtiyacını dindirecek insandır mecra. Bu yüzden Leyla'lara, Mecnun, Kerem'lere, Aslı, Ferhad'lara şirin yarattı Mevla. İnsanlar birbirine yakın olsunlar diye ipleri kendi elinde bulunan kalpler bağışladı. Peki ya, Allah yüreği yaratır da, yüreğin ilacını, merhemini yaratmaz mı? Yaradır elbet. O halde biz de sevelim önce yaradanı, sonra yaradılanı. Koşulsuz, şartsız, beklentisiz, menfaatsizce sevelim ki sevmenin ikilerin ilişkisi olduğunu idrak edene dek sevelim, sevelim, sevelim. Yes, senin videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selametle kalın.